Ahmet abi, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi biz Antonio Carrara 9800 modelimizi size ilaçlamada yakıtını denemek için bıraktık. Evet. Siz de bunu dünden bu yana deneme yapıyorsunuz. Önce sizi tanıyalım, adresinizi de alalım. Adaköy'den. Bursa Adaköy'den. Bursa Adaköy'ünde Ahmet Demir. Yakıtta ne gördünüz? Bizim yakıtta şimdi bunun bu tank şeyde motorumuzda 98 beygir 800 evet. olan traktörümüzü denedik. Tankerlerimizi aynı bizim John Deere ile kullandığımız tankerimizi buna taktık. Bununla ilaçladık. John Deere ile 8 tanker atılan şeyde şartlarda aynı şartlarda 8 tanker atıyor. Deposu John Deere'nin 60 litre. Bunun deposu 50 litre. Ama bu 10 tane attı. 10 tane. Bu 9810 tane atıyor. John Deere 8 tane de kaldı. John Deere kaç beygir abi? 75. Bu 98 beygir, o 75 beygir. Şartları aynı şekilde kullanıldı. Hı-hı. Ve bu 10 tane attı ve daha güçlü. Daha iyi basıyor. Hı-hı. Kullanışı iyi. Alçak, bahçe için. Hı-hı. Yani bir bahçe motoru olaraktan ideal bir motor yapılmış vaziyette şu anda. Yapılmış. Bu teknoloji güzel teknoloji. Kullanma açısından rahat. Efendim orta direksiyon şey dönüyor. Arka tarafa dönüyor. Onu da kullanma şansı. Koltuk olarak. Ve direksiyon evet. Direksiyon dönüyor. Ve güzel bir motor. Alınabilecek bir motor. Herkese tavsiye ederiz. Herkes kullansın, denesin. Biz denedik. Biz bu farkı gördük. 8 tane yerine 10 tane, öbürü 60 litre, bunda 50 litre ve 10 litreye de mazot tasarrufu var. Bir de tankerden de 2 tane fazla atıyor. 2 tanker, bu 2 tanker dedim 2 tonlu tanker. Yani 4 yani ton. 4 ton. 4 ton. Yanlış anlaşılmasın. 4 ton. Bizim işte eleman Ahmet gel, bu motorun kullanmayı da bizim şoförümüz de kullandı. Bu rahatlığı kendi de gördü. John Deere'yi şu anda değiştir demeye başladı. Evet. Ondan sonra. Ya Ahmet abi ne gibi farklar var arasında? John Deere ile. Mesela arasındaki kullanım farkını söyle bize. John Deere'den daha rahat geldi bana. Daha rahat geldi. Daha rahat. Alçak olması. Alçak olması. Bahçenin altında rahat kafan evet. takılmıyor. Ağacın meyvesini dökmüyor. En azından meyve dökmüyor. Hı hı. Bir de aradığımız şartlardan biri bizim meyvelerimizin dalları meyve toplama zamanı, hasat zamanı giriyoruz. İlaç atılıyor. Son ilaçlar. O zaman döküyor. Dökmemesi için alçak olması. Evet. Tankeri rahat çeviriyor. Ve tasarrufu da var. İşte mazottan tasarruflu. Evet abi. Ve kullanabilecek bir traktör. Peki dönüş mesafesi nasıl abicim? John Deere ile kıyasladığımız zaman. Rahat. Daha rahat. Daha kısa. Daha kısa. Hı-hı. Anladım. Kumandaların kullanması. Kuletmelerin balata sistemi olması. Evet. O çok iyi. Nasıl yani? Daha yavaş başlıyor. Bağımsız olması. Buyruk minin buradan düğmeyle çalıştırıldığından dolayı düğmeye basıyorsun. Kendisi yavaş devreye geçiyor ve arkadaki pervaneyi kırılmasını engelliyor. Bu şoförün acemi olmasından kaynaklanan hatalar oluyor. Ve onu da arayadan kaldırmış o durumda. Şu düğme. Çünkü acemi birisine düğmeye bas dediğin zaman veya buyruk mini çalıştırmaya öbürleri bağımsız olanlar arıza yaptırıyor. Şu düğme. Şu düğme. O da onu koymuş. O da güzel. Her traktörde yok. Hı hı. Ondan sonra öbür traktörlerde bağımsız değil. Hızı salıyorsun. Dalgın oluyorsun. Bilmem ne yorgun oluyorsun. Anlayamıyorsun. Birden pervaneye çevirdiği zaman kırılmalar oluyor. O da bize maliyet 500 bin lira. Anladım. Bir pervane arkası belki de daha fazla. Şanzımanı kırabiliyor. Hı hı. Efendim yani her açıdan uygun düşünülmüş yapılmış bir traktör yani bunun üzerinde mühendis oynamış biraz yani düşünmüş nasıl yaparım ve bulmuş ve bu çeker olarak da şey
Bu şanzım şeyle bağlantıyı yakın yapmış. Evet. Dediğin gibi değil mi? O evet, iki teker birbirine yakın. Birbirine yakın. Bir dönme avantajı daha rahat. Daha rahat. Daha rahat ve yakın olduğundan dolayı güç aktarımını da dengelemiş. Anladım abi. Filan filan, yani bunun ne anlatırsan anlat, bu anlatılır bu. Anladım. Her motorla bunu konuşamazsın. Hiçbir motor, 65 beygir motor kullandığımız traktörümüz 50 litre, 45-47 litre alıyordu. Ve 5 tankerde bitiriyordu. Evet. 45 litre, 47 litre alan bir traktör, Ferguson'dan bahsediyorum. 3060 modelli model, 5 tankerde bitiriyor. Evet, bu 10 tanker atıyor. Şimdi hem motor 100 beygirlik, hem yakıtı 5 yarı yarıya, bunun inanılmaz bir şey çıkıyor yani, ne nasıl oluyorsa yani yapmış. Çok teşekkür ettim abicim. Çok sağ olasın. Allah razı olsun.